sahneye ben teker teker almak istiyorum müsaadelerinizle. Ev sahibimiz diyebilirim. Uluslararası 100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu. Cumhuriyetimizin ilk adımlarının atıldığı şehirlerimizden biri olan Sivas'tan başlayacak bu muhteşem yolculuk, 784 kilometre boyunca Cumhuriyet yolunda Şehzadeler Şehri Amasya'dan Havza'ya, milli mücadelenin simgesi Samsun'dan, tarihi kent Çorum'a, Çankırı'dan Cumhuriyetimizin kalbi Ankara'ya kadar sürecek. 100. Yıl Turu Sivas'ta başlayacak. 5 il, 6 il ve bir tanesi geçiş noktası olan Tokat'ı geçtikten sonra eski meclisin, birinci meclisin önünde sona erecek. Ancak buranın güzelliklerinden bir tanesi şu, burada iki tane etap var. Biri Havza etabı, diğeri Samsun etabı. Bütün televizyon ekranlarımızda inşallah yayınlatmaya çalışacağımız bu turun, bu organizasyonun bütün sizin bölgenizdeki olan bu güzellikleri buradan biz Türkiye'ye tanıtmaya çalışacağız. Bisikleti sevdirmeye çalışacağız. Tarihimizle tekrar ileriye gitme noktasında bisiklet bir ileri harekettir. Sürekli olarak ivme yapmak zorundasınız ve 100 yılı geride bırakarak daha nice yüzyıllara hep birlikte ulaşmak için beraber pedal çevireceğiz ve beraber bu güzelliğini tüm dünyaya buradan yansıtacağız. Havza hakeza Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 18 gün boyunca kaldığı ve hazırlıkları yaptığı bir ilçemiz. Bu manada Bisiklet Federasyonumuzun bu çalışmasını önemsiyoruz ve teşekkür ediyoruz. Samsun etabı Bahattin Bey olmasa olmaz zaten. Mutlaka olması gerekiyordu. Samsun önemli faaliyetlere ev sahipliği yapıyor son yıllarda bildiğimiz gibi. İşit Belgeler Olimpiyatları, geçtiğimiz yaz Teknofest'i hep birlikte yaşadık. 6 gün boyunca 900 bin vatandaşımızı, misafirimizi ağırladık. Bu azımsanmayacak bir rakamdı bizim için. Ve aynı ekiple hemen bir koordinasyon kurulu oluşturmak suretiyle hiçbir olumsuzluğa inşallah meydan vermeden bu süreci de çok güzel bir şekilde Samsun'un şanına yakışır bir şekilde geçireceğiz. Bu çalışmayla inşallah biz Samsun'un şanına yakışır bir şekilde üstlendik ve yapacağız. Buna inanıyoruz. Bu neler getirecek? Öncelikle Türkiye yüzyılı diyoruz. Türkiye yüzyılı boş bir ibare değil. İçi o kadar dolu ve doldurulacak bir ibare ki ülkemizin her alanda bu yüzyılda önce olmasını, en ileride olmasını kapsayan dolu bir kavram. Gençlerimiz dolduracak. Geleceğimizi temsil eden çocuklarımız bunu dolduracak. Ancak biz de onların önünü açmakla yükümlüyüz. Bu manada bu faaliyet Samsun'da 100. yıl vesilesiyle hem Cumhuriyetimizin 100. yılı hem Türkiye yüzyılı ikisi aynı anda gerçekleşmiş olacak. Yine gençlerimizi, çocuklarımızı bisiklet sporuyla daha fazla tanıştırmak istiyoruz. Bu manada çok önemli bir bahane olduğunu, bu konunun bir araç olduğunu biliyoruz.